Ama ben arkadaşlarımı falan kaybetmek istemiyorum. Yani biz kaç yıllık arkadaşız? Çocukluk arkadaşıyız ya. Bak ben üniversiteden yalnız iki arkadaşımla görüşüyorum. Çocukluk arkadaşlarımın adlarını bile hatırlamıyorum. Gittikçe daha da fazla yalnızlaşıyorsun. Hatta bazen tek başına kalıyorsun hayatta. Büyümek böyle bir şey işte. Baba. Yatak odasındayım, gel. Hoş geldin. Evlat. Nasıl? İyidir. Annem gelmedi mi? Yok, ben yalnız geldim. Birkaç işim vardı. O da daha sonra gelecek. İyi etmişsin. Ben de uzun zamandır buraya gelmiyordum, biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Ayrıca bu konuda seni takdir ediyorum. Yani onca zamandır Efe'yle birlikte kalıyorsun. Bir kez arayıp bizden para istemedin. Yani ağlayıp sızlamadın. Eve gelmek istediğini söylemedin. Hele annen kredi kartının ödendiğini görünce gözlerine inanamadı. Tahmin ediyorum. Evlat. Kaşına ne oldu? Kavga mı ettin sen? Yok. Var bir şey, var. Neyse, bu iş bitti. Hadi gel içeri geçelim de belki orada anlatmak istersin. DNA testi için yalnızca saç teli bile yeterli oluyormuş ama... Aması ne? Ama örnek kadından alırsa $900, erkekten alırsa $1000 diyor. Oho! Yatar bu iş. Neden yatsın ya? Biz yaptırmayacağız ki testi. Nasıl yani? Ya su bir de akıllı geçinirsin. Babası yaptıracak. Aa, evet. İyi de Mine'yi nasıl ikna edeceğiz? Mine'ye söylemeyeceğiz. İşte. Bugün konuşmaya çalıştım. Ama beceremedim. Korktum. Onu kaybetmekten korkuyorum baba. Aslı'yı sonsuza kadar kaybetmekten korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bak evlat. Sen benim oğlumsun. Seni kendimden daha iyi tanıyorum. Eğer sen Mine ile böyle bir şey yaşadıysan... ...bu durup dururken olmamıştır. Dedim ya baba, birdenbire oldu. Bak, onu söylemiyorum. Peki söyle bana. Mine seni ilk defa öptüğü zaman neden kendini geri çekmedin? Neden devam ettin? Bilmiyorum. Geri zekalıyım ben, salağın tekiyim, bilmiyorum. Deniz, Deniz. Önce bir sakin olacaksın. Kendini suçlamaktan da vazgeç. Ben bütün bu soruları sana kendini suçluyasın diye sormuyorum. Sadece cevaplarını düşün diye soruyorum. Eğer sen bir şey yapıyorsan mutlaka bunun bir sebebi vardır. Demek ki bir şeyler değişti. Belki de Aslı'yı eskisi kadar sevmiyorsun. Hayır. Her zamankinden daha fazla seviyorum ben Aslı'yı. Bu böyledir demiyorum evlat. Sadece bu soruların cevaplarını bir kez düşün istedim. Biliyorsun ben de annenle buna benzer bir şey yaşadım. Ve yaşadıklarından öğrendiğim tek şey... ...saklamamak gerekti. Neden sakladın peki? Ben cesaret edemedim. Hem kendi hayatımı... ...hem de annenin hayatını mahvettim. Sen benim yaptığım hatayı yapma. Konuş Aslı'yla, ara onu. Aslı. Ne yapıyorsun ya? Yürü, yürü. Bekle.
zamanında aradın yani. Ne oldu? Ya sonra anlatırım. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Ya tamam, konuşalım. Telefonda olmaz. Yarın sabah konuşabilir miyiz? Peki tamam. O zaman ben çıkınca arayayım seni yarın. Tamam. Deniz mi? Ne diyor? Önemli bir şey konuşacakmış benimle. Şimdi mi? Yok, yarın sabah da. Ya sesi bir tuhaf geliyordu. Aman canım, hemen aklına kötü bir şey gelmesin. Yani belki hatasını anlamıştır, özür dileyecektir. Hı? Belki de. Mine işin olacak o zaman? Ya şimdi karanlıkta uğraşmayalım, uyanır falan. Doğru. O zaman operasyon sabaha kaldı diyelim. Yani sabah erkenden kalkar, o uyanmadan hallederiz, tamam? Evet, evet. Tamam. Alo Aslı, geldim ben. Neredesin? Ya ben daha çıkamadım. Öğleden sonra buluşalım. Biraz işim vardı. Tamam. İşin bitince ararsın o zaman beni. Ay Aslı, çabuk hadi, uyanacak şimdi. Ya tamam, geliyorum. Ne diyorsun yani? Alabilecek miyiz devayı? Zor. İmkansız demiyorum ama zor. En kötü ihtimalle hafta sonları 5 saat görme hakkı verir hakim sana. Yaz tatillerinde de 15 gün yanına alabilirsin. Peki ne zaman çıkar bu karar? Onu kestirmek de zor. Hakimine bağlı. Ama ilk duruşmada kesin bir sonuç bekleme. Evet, evet, evet. Anladım. Ben bugün konuşacağım Canan'la. Eğer onunla anlaşabilirsem bütün bunlara gerek kalmayacak. Tamam. O zaman ben haber bekliyorum senden. Alo. Murat neredesin? Evdeyim. Nerede buluşacağız peki? Eve gel istersen. Hem devayı da getir, görmüş olurum. Ya Murat, getiremem şimdi oraya devayı. O zaman hiç zahmet etme Canancığım ha. Tamam, tamam. Getirmeye çalışırım. Sen hale git. Ben de dükkanı açayım. Tamam babacığım, ben vaktinde gideyim de geç kalmayayım ha. Ya baba, ben bugün manava gelemeyeceğim ya. Niye? Ya devayı dışarı çıkaracağım da. Kaç gündür evde zavallım. Biraz dolaşırız. İyi düşünmüşsün kızım. Biraz hava alsın yavrucak. Hadi kal sağlıcakla. Hayırlı işler. Demek burası ya. Hı, evet. Bayağı zenginmiş. Hı. Gelir mi dersin? Bu saatte gelmesi lazım. Günaydın. Suyu mu bekliyorsun? Yani suyu bekliyorsan o biraz geç gelecek bugün. Yok, seni bekliyorum. Beni mi, niye ki? Tahmin et bakalım niye? Ha, bak arabası bu işte.
Cem Bey. Evet. Biz kızınızın arkadaşlarıyız. Yani Mine'nin. Biz size bir şey vermeye geldik. Lütfen sadece bunu verip gideceğiz. Nedir bu? Mine'nin saçı. Saçı mı? Nasıl ya? Yani Mine'nin sizin kızınız olup olmadığını anlamanız için. Yani DNA testi yaptırabilmeniz için. Ya lütfen, biliyorum haklısınız. Yani durup dururken biri karşınıza çıkıp ben kızınızım dese ya dolandırıcıdır ya da gerçekten kızınızdır. Lütfen, sadece bir test. Ne kaybedersiniz? Üçüncü bir seçenek yok ki zaten. Ne olur bir düşünün bunu. Müdür Bey, Müdür Bey,